Işık hadisesi bir kez daha gerçekleşti. Vatandaşlar o anları telefon kameralarına kaydetti. Size güzel eyler. Kıymetli Hazirun, güneş hadisesi nedir? İbrahim Hakkı Hazretleri dini ilimlerin yanı sıra astronomi, tıp, anatomi, fizyoloji, aritmetik geometri hocasına olan saygısını göstermektedir. Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptığı ışık düzeni ile güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması vatandaşlarca izlendi. Işık hadisesi nedeniyle Siirt Valiliği, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi'nce ilçe meydanında program düzenlendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılına dahil edilen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 258 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeniyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı anın gerçekleşmesi beklendi. Tekbir ve salavatlar getirerek bekleyenler güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi belediye binasına kurulan ekrandan takip etti. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla da kaydetti. Işık hadisesi her sene burada düzenleniyor. Biz akşamdan kalede etkinliğimizi yaptık. Şimdi bütün gece burada bekledik. Hem bu maneviyatı tatmak için hem de insanların ışık hadisesinin kıymetini bilmesi için, gelip görmeleri için buna Tillo Evliyalar Diyarı'nın ne kadar kıymetli olduğunu, bu maneviyatı tatmak. Tillo küçük bir belde takdir edersiniz. İnsanlar bunu bilsin, duysun, gelsin. Akşamdan kalede etkinliğimizi yaptık. Bu maneviyatı tatmak için buradayız. Bütün insanları bu maneviyatı tatması için bekliyoruz. Ben Nuriye Kalyoncuoğlu. Nerede? İstanbul'dan geldim bu olayı seyretmek için. Geçen sene gelmiştik ama geç gelmiştik. 20 Ekim'de gelmiştik gezmek için. 23 Eylül'de gelirseniz olayı görürsünüz demişlerdi. Bu sene de onun için geldik. Bu atmosferi yaşamak için her sene gelmeye çalışırız. Güzel bir duygu yani. Sabahın erken saatlerinde geldik. Ben Siirt'ten geliyorum. Eylül ve Mart ayında gerçekleşiyor. Hani güzel bir duygu. Ben Aydın Güler, İstanbul'dan geliyorum. Maneviyatı çok yüksek bir ortam. Yani herkese yaşamasını tavsiye ederim, görmesini, bu konuyla ilgili araştırmalarını, bilgi sahibi olmalarını. Herkesin tavsiye ederim. Vallahi hem tarih açısından hem de bizim büyüklerimiz açısından yani atalarımız tarafından yapılmış muhteşem bir ilim ya da doğrusu bilim bir hadise. Teknolojinin sıfır olduğu zamanlarda yapılmış. Gerçekten bu zamana kadar da hani çok nadir bulunan bir bilim olayı. İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yapılmış. Çok büyük bir alim, çok büyük bir insan. Çok büyük bir ilim adamı. Yani böyle saygıyla, sevgiyle gelip seyrediyoruz. Gurur da duyuyoruz. Hem ilçemizde gurur duyuyoruz, hem yaptığımız bu ilim meselesinden dolayı gurur duyuyoruz. Muhteşem bir atmosfer gerçekten. Yani herkesin burada gelip de görmesini istediğimiz bir şey. Yani gurur verici bir şey. Hem memleketimizin köyümüzü tanıtmak şey herkese nasip olmayan bir program yapılmış. Herkese çok minnettarız. Vali Hacı Bektaşoğlu vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Işık hadisesini izleyenlere Kızılay tarafından çorba ikram yapıldı.
UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan etkinliği Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Yargıtay üyeleri, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Tillo Kaymakamı Muhammed Said Baytok, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile vatandaşlar katıldı.